Merhaba arkadaşlar. Bugün size Zoom Meeting programını nasıl kullanacağımızı, nasıl indireceğimizi göstermek için bir video çekmek istedim. Bu karantina günlerinde artık Zoom bir elimiz kolumuz gibi oldu. Üniversite okuyanlar Zoom Meeting programını kullanmaya başladı. Hatta tüm hocalarımız kullanıyor, kendi adımdan söylemek gerekirse. Ya da şirketlerle çalışırken bir toplantı yapmak istediğimizde bu program kullanılıyor. Bir topluluk gönüllüleri de bu programı kullanıyor. Hatta bazı arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bayram günlerinde yine karantina günü olduğu için Zoom Meeting'den topluca görüşme yapmışlar. Gerçekten artık Zoom programını herkes kullandı. Telefonlarına indirdi. Yerleri olanlar telefonunda. Şimdi nasıl indireceğimizi gösterelim en başta. Download'a da tıklıyoruz. Zoom Meeting indir yazıyoruz. Bu linke değildi daha doğrusu. Bu linkten de yapabiliriz de burada versiyonlarını seçeceğiz. Sizin için daha kolay olabilmesi için bu linki tıklayalım. Burada ben de inlik olduğu için tek indirmeye gerek yok. Şu an bunu direkt dosyaya kaydederekten klasik nasıl dosyayı program indiriyorsak bu şekilde devam edecektik. Ve versiyonları da mevcut. Mesela Apple kullanıyorsanız tabii ki onu indireceksiniz. Ben direkt otomatikman Microsoft kullandığım için onu indirdim. Veya çoğu arkadaşlarım mobil kullanarak da mesela ders saatinde ya da ne bileyim bu toplantı saatinde dışarıda ise telefondan katılarak da hem dersini kaçırmıyor hem de toplantıyı kaçırmamış oluyorlar. Ve telefonlarını indirebiliriz bu linkten. Ve aşırı kolaylık sağlıyor. 100 kişiye kadar destekliyor aynı anda. Şimdi ben bunu önceden indirmiştim. Bunu size direkt göstereyim. Burada direkt bize bu ekran karşılıyor. Bu ekranda yani Türkçelerini söylemek gerekirse yeni bir video görüntüsü, yeni bir toplantı oluşturabiliyoruz. Burada join diyerekten herhangi bir toplantıya ID'sini ya da linkini verildiyse direkt girebiliyoruz. Mesela benim önceki ID'lerim, linklerim, derslerimin linkleri burada mevcut. Yine tekrar girebilirim. Tabi hoca açarsa. Mesela burada kendi Zoom meetingimizi planlayıp ona göre direkt önceden link verebiliriz ve en kullanışlısı bence bu. Ekran paylaşımını yapabiliriz ve chat ortamı da mevcut. Chat, meeting ortamı da mevcut. Konuşma yapabiliyoruz. Mesela direkt böyle yapıp burada arkadaşlarımızı arayabiliyoruz. Önceden bir iletişime geçmişsek, mesajlaşmışsak. Şimdi ben size örnek olaraktan da bir tane toplantı atacağım. Mesela direkt kamerayı kapattığım için arka planı oluşturdum. Kamera görmeyince direkt beni böyle arka planı gösteriyor. Mesela burada bilgisayar sesi algılansın mı diyor. Yani bilgisayara gelen ses burada görünsün mü diyor. Mesela şey yaptığımızı düşünelim. Bir toplantı yapıyoruz. Evet, toplantı diyeceğiz ki bir video göstereceğiz. Bu videonun sesi gelmediğinde bir anlam ifade etmeyeceği için böyle kullanabiliriz. Kameramızı şu an benim kapalı. Mesela açtığımda benim açıkmış. Açık çünkü kamerayı bantladığım için böyle arka planı bunu yaptığım için böyle gözüktüm. Video koymuştum. Kapattığımızda kendi profil fotoğrafımız çıkıyor. Mesela buradan da şu an sadece ben açtığım için ve ekleyecek bir insanım olmadığı için bir diyor. Bu giderekten katılımcılar listesi böyle direkten artıyor. 100 kişiye kadar destekliyor diye hatırlıyorum. Burayı tekrar geri kapatalım. Ondan sonra chat ortamı oluyor. Bu chat ortamı herkese gidiyor. Kimler varsa. Buradan yazdığımız şeyleri hocalarımız görebiliyor. Mikrofonumuz bozuksa ya da ne bileyim toplantıdaki insan bozuksa. Ya da en basit bayram kutlaması bile bu şekilde yapabilen insanlar da var. Doğum günü kutlaması özellikle bu karantina günlerinde. Ve ekran paylaşımı da mevcut. En önemli özelliklerinden biri diyebilirim bunu. Burada ekran paylaşımında mesela kendi ekran paylaşımlarımızı seçebiliyoruz. Bir sürü sekme mevcut. Mesela bunu tekrar paylaştığımızda sadece bunu paylaşıyor. Share diyorum. Sadece bu alanı paylaşıyor. Mesela bunu indirdiğimde bir paylaşım göstermiyor. Sadece o alanı paylaştığı. Geri ekrana dönmek istediğimizde ise direkt buradan tıklayıp Stop to Share dediğimizde
Ekran paylaşımını durduruyoruz. Ve aslında en büyük kapını hocalarımda gördüm ya da ekran paylaşımı yapmayı denerken fark ettiğim yaptığımız hatalardan biri. Bu şehir yaptığımızda mesela tam sekmeleri seçiyoruz. Mesela ben burada videolar kısmı mesela buradan başka bir sekme açtığımda o sekme gözükmüyor. Sadece burada gözüktüğü için bir sıkıntı yaratıyor. Komple yapmamız gerekiyor. Ve bu şehir yaptığımızda mesela şu an fark ettiniz bu çerçeve bir oluştu. Bu çerçeve komple bilgisayarımı ne yaparsam yapayım buradaki linklere tıklarsam da o şekilde o ekranı gösterecek. Bu ekranı kullanmak biraz sıkıntılı ama en doğru sonuç bu veriyor bence. Böylelikle şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz ekran paylaşımını. Mesela ekran paylaşımı yaptık diyelim, bir slide paylaşıyoruz. Şimdi tekrar bir mesela şey yapalım. Burada bunu paylaşalım. Download ekranını. Mesela burada sesimizi kapatabiliyoruz. Görüntümüzü kapatabiliyoruz. Tekrar geri açabiliyoruz. Ondan sonra cuma kimlerin yazdığını da görebiliyoruz. Mesela gizli bir şey yapacaksak ya da bir şifre girmemiz gerekiyorsa stop to share diyerekten ekran paylaşımı o an kapatıyor. Ama yine bir paylaşım sağlıyor. O an duruyor da donuyor mesela. Durdurma gibi düşünün. Durduruyor. Ondan sonra otomatik olarak geri devam ediyor. Benim en çok beğendiğim şeyler arasında kalem. Burada kalem kullanırken bir şeyler yazabiliyoruz ekrana. Mesela fare dediğimizde böyle fareleri gösteriyor. Daha da büyük yapıyor sanırım. Mesela en çok kullandığımız ne? Şunu kullanırsak okları kullanalım. Böyle oklar yapabiliyoruz. Böyle bir alanı gösterebiliyoruz. Fareleri göstermek yine böyle daha çok birçok alanı. Mesela nereden indirecektik? Mesela diyelim ki telefonu indirmek mi istiyorsunuz? Bu kısma tıklayın deyip de bir ok da koyabiliriz. Mesela şuraya bir ok koyalım. Çok ayarlayabiliyor muyuz? Çoğalttım mesela üzerine tıklayarak da. Böyle böyle. Tıklama yerlerine böyle oklarımızı koyabiliyoruz. Böyle. Daha da büyük gösterirken mesela yazıları daha da böyle büyük gösterebiliyoruz, seçebiliyoruz. Mesela daha çok şey yaptık mesela buraya şehir yapıyoruz. Ha, direkt otomatikman bütün olarak algıladığı için direkt siliyor. Yanlış yerleri gösterdiysek ya da yeni bir ekrana geçtiysek direkt siliyor. Geri dönme tuşu da var mesela böyle ileri. Size yanlış sildik yeri böyle yaparak. Komple clear'da mesela all çizimi siliyoruz. Ondan sonra bunu kaydedebiliyoruz. Yazı da yazabiliyoruz. Mesela buraya diyelim ki Android kullananlar buradan indirsin. İndirsin diyerekten bunu taşıyalım. Böyle yapalım. Ondan sonra cuma okulda kullanalım. Şöyle dur yanlış kullandım yine. Şimdi çekebilir miyiz? Şöyle yazmadan bunu çekelim. Bu hoppa. Şurada kalsın o. Ben oku kullanmak istiyordum. Oku buradan. Oku kullanmak istiyorum. Evet, seçmediğim için tabii. Böyle. Birçok şekilde oku çoğaltabiliyorum. Bunu nasıl çizebilirim? Mesela çarpı şey de var böyle. Bu olmayacak gibi. Mesela yanlış yazdım buraya. Android değil bu. Diyelim ki öyle yapabiliriz. Ve komple all clear diye yanında temizleyebiliriz. Şimdi aynı şekilde ekranımızı geri durdurduk. Ve başka ne özellikler katabiliriz? Mesela en büyük bilinmesi gerekenlerden biri. Mesela telefonumuz çaldı. Telefon çaldığında ne yapmamız gerekiyor otomatikman? Sesini kapatmamız gerekiyor. Çünkü özel bir şey konuşabiliriz ve bunun karşı tarafın duymasına önemi yok. Yani gereği yok. Bu yüzden stop mute yaparken kendi sesimizi kapatabiliriz. Ve ben görüntümü mesela arka planım gözüksün istemiyorum. Diyelim arka plan seçebiliriz. Mesela nan olsaydı şu an ben bant yapıştırdığım için şu an kendimizi görmemiz lazım. Kendimizi görüyoruz. Arka planı böyle yapabiliriz. Aslında arka plan mesela ortada ben olduğumu düşünün. Öyle olacaktı ya da uzakta da olabiliriz. Benim için en güzeli bununla bu arası oldu. Çok güzel bir arka planı saklıyor.
arka planda mesela görünmemesi şeyler varsa ya da dağınık bir ortamdaysanız böyle yaparak arka planı kullanabiliriz. Ve record özelliği ile anlatacağınız şeyi YouTube'a paylaşacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Ama bunu YouTube'da mesela YouTube'a paylaşacağımız kısmı çektiniz ve highlight meeting'i devam ediyorsunuz. Toplantıya devam ediyorsunuz. Bu o an kaydetmiyor. Ne zaman yani bitir tuşuna bastığımız zaman o zaman kaydetmeye başlıyor. O zaman Zoom dosyasına kaydediyor. Ve şunu da söylemek gerekirse mesela kendiniz de saklamak istiyorsunuz ve ama toplantı yapan kişi başka ve siz katılımcısınız. Record'a bastığımızda sadece kendinizi gözüküyor zannetmeyin. Siz onu kaydediyorsanız orada kimler varsa o hepsi görüyor yani. Gizli bir şey olduğunu zannetmeyin. Emoji de kullanabiliriz. Yani dikkat etmek gerekir. Kullandığımızda mesela direkt burada gözüküyor. Doğru mu? Anladınız mı tarzında olabilir. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve bitirmek için de end. Mesela ben şu an leave dediğimde başka bir insan varsa host oldu. Yani yönetici o oluyor. Ama normalde öğretmenler kullandığında end meeting for all demesi gerekiyor. Komple bitirmesi gerekiyor. Şu an ben bitirdim ve diğerleri de komple otomatikman kapatılıyor. Kimler katıldıysa. Ben mesela sadece bir oturum açan değilim. Join yapan olacağım. Join yaptığımda ise burada bizim linklerle girdiğimiz ya da ID'lerinin girmemiz gerektiği alanlar var mesela. En basiti diyelim ki mesela bunlar benim ID'lerim. Kendimkine gireceğim. Join diyorum. Böyle dönüyor ama şu an açık olmadığı için host bulamayacak. Yani açık değil. Beklemeniz gerekiyor. Tekrar kontrol edin diyor. Bu şekilde yaparaktan güzel bir toplantı ya da aile görüşmesi, uzaktaki arkadaşlarımızla görüşmesi, Skype'tan ve WhatsApp'tan kat ve kat daha iyi olduğunu düşündüğüm bir program. İlerleyen zamanlarda kullanabileceğim bir program olabilir. Uzaktan proje yönetimi gerekiyorsa gerçekten kullanabilecek bir şey. Aktif olan bir şey. İnşallah tekrar kullanmak zorunda kalmayız ama keyif olarak kullanabiliriz. İyi günler, sağlıcakla kalın, evde kalın. Arkadaşlar en önemli bir kısmı olaraktansa bir yer toplantı oluşturduğumuzda diğer insanları nasıl davet edeceğiz? Bunu ayrı bir şekilde en sonunda belirtmek istedim size. Bunun için ise yine otomatikman new meeting yapalım. Bunu tabii biraz join ile sesimize gitsin. En önemli kısmına bunu büyütelim. Şu an ben bir oturum açtım. Evet, şu an tek başımayım. Yani tek başıma olmanın bir anlamı yok. Kimseye gösteremeyeceksem niye bir toplantı yapayım? Ve ekleyecek şu an kimsem olmadığı için invite dediğimizde burada herhangi bir arkadaşlarımızı ekleyebiliyoruz. Ya da e-maillerine gönderebiliyoruz bu toplantının ID'sini ve şifresini. Bunun için ise bir link de mevcut. En kolayı bence link, yani hocalarımızın da kullandığı bence en güzel özelliklerinden biri diyebilirim. Word'ü bir açalım mesela. Bu link nasılmış? Nasıl bir şey gösteriyormuş? Şimdi oraya kopyalamıştım zaten. Ben direkt Word'e yapıştırıp şu an bu linkte direkt tıkladığınızda sizin bilgisayarınızda ya da telefondan görüyorsanız, telefonun Zoom uygulaması varsa otomatikman toplantıma dahil olacak. Ama eğer yoksa bu link otomatikman Zoom programını indirmesi için bir siteye yönlendiriyor. Yani kendi sitesine yönlendiriyor ve indikten sonra katılabiliyorsunuz. Ve buradakini kopya yaptığımızda burada komple toplantı ID'sini ve şifresini hepsini bir kopyasını buraya yerleştiriyor ve bunu da oturumlarda ya da önceden alsaydık mesela bunu diyeceğiz ki cumartesi günü benim saat 3'te böyle bir toplantım var. ID'si de bu. Böyle şekilde planlayıp yollayabiliriz. Ve o zaman da uğraşmak zorunda kalmayız. Ve bu şekilde arkadaşlarımızı davet edebilir ve güzel bir toplantı, görüşme, uzakta kaldığımız günleri yad etme ya da özlemimizi gidermek için kullanabiliriz. En önemlisi bence de şu an daha çok sık kullandığımız proje yapımında kullanıyoruz ve bunun için de önemli bir şey olabilir. Cidden etkileşimli olduğu için kullanmayı tavsiye ederim ve iyi günler dilerim.